Herkese günaydın, iyi sabahlar. Bu defa olan biteni mail üzerinden anlatmak biraz uzun süreceği için doğrudan videoyla paylaşmak istiyorum. Dün yine Powell sonrası sert bir satış geldi. Zaten sabah konuşmuştuk. Eğer Powell piyasadaki duygusallığı kontrol edemezse net bir şekilde satış gelecek diye. Şimdi aslında isterseniz bu satışı ben hala kısmi bir rotasyon olarak görüyorum. Yani growth'tan, teknolojiden value'ya doğru, ucuz kalmış hisselere doğru bir rotasyonun da bu satışın içinde olduğunu düşünüyorum. Zaten sene başından bu yana baktığımızda çok büyük bir eksiğiyle vesaire de karşı karşıya değiliz. Ama tabii ki 10 yıllıklarla veya getirilerin yükselmesiyle beraber net bir şekilde yukarı bir aşağı bir baskı görüyoruz. Şimdi burada iki tane dinamik var aslında isterseniz. 5.57'ye geldik. Buradaki iki tane dinamiğin üzerinden tartışmak isterim. Birincisi klasik, yani enflasyon tarafı yükseliyor, toparlanma var. Dolayısıyla da getiriler yukarı gidiyor. Geçen yılın videolarında zaten bunu herkes görmüştür. Şuradaki uyumsuzluğun yukarıya doğru patlayacağını zaten çok konuşmuştuk. Gerçekten de bu şekilde patladı. Olması gereken teknik seviyenin de biraz daha üzerine bile çıkmış durumdayız. Ama şuradaki döneme baktığınızda, yani 0.60'larla 0.90 arasında seyrettiği döneme baktığınızda, bu dönem deflasyonu çok net bir şekilde tartıştığımız, ekonominin çift haneli bir şekilde daraldığı, insanların sokağa çıkıp harcama yapmadığı bir dönem. Dolayısıyla böyle bir dönemde 0.60-0.90 arasında hareket ediyor olması, ardından da ekonomik büyüklüğün %6'lara varacağı, hatta belki daha bile üzerinde olacağı, Atlanta Fed GDP'ye baktığınızda çok ciddi rakamlar görüyoruz. Bir dönemde doğal olarak getirilerin kendisini ayarlaması çok da şaşırtıcı değil diye düşünüyorum. Hem vade priminde çok net bir şekilde yukarıya doğru bir hareket olacağını çok detaylı bir şekilde, düzgün bir şekilde zaten tartıştık. Bakın, vade primi uzun süre ekside seyrettikten sonra, şunu 2018'i alayım, uzun süre ekside seyrettikten sonra hızlı bir şekilde yukarıya gitti. Yani insanlar uzun vadeli tutmak için biraz daha prim talep eder oldular. Aynı zamanda enflasyon beklentilerine baktığınızda, enflasyon beklentilerinin de yukarıya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Hatta geçen gün paylaştığım 5 yıllık enflasyon beklentileri çok ciddi bir yeni zirve yapmış durumda, bu 2008 döngüsünün sonrası dönemine baktığımızda. Dolayısıyla bu dinamiklerin 10 yıllıkları yukarı gidiyor olması çok da şaşırtıcı değil. Aslında isterseniz daha önemlisi, 10 yıllıkları yukarı gitmiyor, getiri eğrisi üzerinde bir hareket olduğunu görüyoruz. Yani getiri eğrisi tamamen shift ediyor. Şöyle bir aylık dönemde baktığımızda daha net göreceksiniz. Bakın, çok sert bir topyekün yukarıya doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Şu tarafı birazdan daha fazla tartışacağım. Şimdi burada tabii hepimizin aklına, yatırımlarımız hisse senedinde, emtiada vesaire olduğu için getirilerin yükselmesiyle beraber burada yaşanan satışa geliyor. Ben bu satışı çok negatif olarak algılamıyorum. Yani elbette değerleme açısından baktığınızda %1 ile değerlemeyi iskonto etmek, %2 ile değerlemeyi iskonto etmek çok farklı. Gerçi %4 büyürken %2 farklı, %6 büyürken %2 farklı vesaire, bunlar çok farklı noktalar. Ama şunu söylemek lazım, hisse senedi piyasasına çok takılmayın, size bir şey olmasın tarzında bir cümle kuracağım. Çünkü buradaki asıl sorun veya asıl kabus senaryo şuralarda başlayacak ki bir noktada bunu Amerika için tartışmıyor olsak bile genel için tartışıyor olacağız. Borç konusu. Yani çok ciddi bir şekilde artmış global ve şirketler bazında, kişiler bazında hatta borçlar söz konusu. Şimdi geçenlerde Paul Krugman'ın bir tweet'i, bir yazısı vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da benzer bir şekilde borçluluk oranı Amerika'da artmıştı. Daha sonra hızlı bir büyümeyle bu sorunu çözdük diyordu kendisi. Şimdi önce hemen şu noktaya bakalım, nasıl bir büyüme varmış o tarihlerden sonra, 1940'lara gidecek mi?
Şimdi görüyorsunuz Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra çok tabii o tarihlerde nasıl olduğunu görmüyoruz ama ortalama olarak baktığınızda %5'ler civarında hatta %13'lere gitmiş olan büyüme rakamları var. Tarihin bu tarafına biraz daha yaklaştığınızda büyüme %2.3'lere geliyor ki şu anda yeniden altıları tartışmaya başladık. Dolayısıyla Krugman diyor ki büyüme borç maliyetimizden vesaire daha yüksek olacağı için biz bu borçları rahat bir şekilde eritiriz. Ama sorun şurada, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki veya öncesindeki döneme baktığınızda borçlar aslında yatırımlar verimli alanlara gidiyor. Yani yanlış anlaşılmasın, tabii savaş endüstrisine gidiyor. Bu hoş bir şey değil ama üretim yapabilecek, üretim kapasını arttıracak şeylere gidiyor. Yapılara gidiyor ve bu yapılar verimliliği arttırıyor. Yani savaşla beraber pek çok daha verimli kullanılabilecek teknolojiler, aletler ortaya çıkıyor. Sadece bu değil, aynı zamanda savaşa giden Amerikalılara işte GI Bill'ler çıkıyor, üniversite eğitimi çok daha rahatlıyor. Dolayısıyla insanların bir anda bilişsel veya hani zihinsel verimliliğini de artmasını sağlıyor savaş aslında. Avrupa dümdüz olmuş bir şekilde neredeyse gelir eşitsizliği diye bir şey kalmamış. Zengin de perişan olmuş, fakir de perişan olmuş. Oralara çok ciddi anlamda yatırım yapılıyor ve topyekün bir zenginleşme ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir dünyada oluşan büyüme ile şu anda var olan, geçtiğimiz yıl yapılan o borçlanmanın tamamen gelir kaybını desteklemek, gelir kaybının yerine koyulması için yapılan harcamalar, borçlanmalar olduğunu görüyoruz. Yani insanların evine gönderilen 600 dolarlık çekler veya 1400 dolarlık çeklerin yarattığı borçlanma fazlalığı ile işte şuraya fabrika kurmanız, insanların üniversite eğitimini desteklemenizle kaynaklanan borçlanmalar farklı ve bunların yaratacağı büyüme oranları da farklı. Dolayısıyla birincisi, evet piyasa için kötü, hisse senedi piyasası için yükselen 10 yıllıklar kötü ama genel olarak borçluluk açısından da baktığınızda 1,5'luk seviyelerden bahsetmiyorum ama bu seviyelerin yukarı gidiyor olması kötü. Herkes için kötü. Sadece ülkeler veya Amerika, Avrupa için değil, gelişmekte olan ülkeler açısından düşünün. Birazdan ya da fiyatlamalar tarafında ona değinirim. Şimdi ikinci bir noktaya hemen geleyim. Bunu geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Şurada görüyorsunuz junk bondlardaki durum aslında. Junk bondlar neden bu kadar düşük seviyelerde? Şunu max yapalım, daha geri gidiyor mu bilmiyorum. Neden bu kadar düşük seviyelerde? Kriz sırasında junk bondların içinde bulunduğu sektörlerde ciddi bir fayda mı gözüktü? Çok mu iyi yönetilmeye başladılar? Bir anda aslında şirket junk ratingi alıyor ama bilançosu mu düzeldi? Hayır, piyasada ya sıfır faizler nedeniyle bu şirketlerin para bulabileceği varsayılıyor ya Fed'in kredi limitleri nedeniyle şu şirketlerin ayakta kalabileceği, borç bulabileceği sayılıyor veya insanların risk algısı rahatladığı için burada getiri kovalıyorlar. Şimdi bu şirketler %1,5, %2, 2,5 dediğinizde batacak olan şirketler. Bu şirketler ayakta duramaz. Aslında hani o hep konuştuğumuz piyasa mekanizması dediğiniz nedir? Piyasa mekanizması batacak şirketle batmayacak şirketi ayrıştırabilen mekanizmadır. Bu mekanizma %2, %2,5 vesaireleri gördüğümüzde bu adamları ayrıştırmaya başlar. Dolayısıyla da biz ciddi anlamda bir iflas baskısı görebiliriz. Gelişmekte olan ülkeler açısından da baktığınızda sorun şu. Aslında Amerika'da büyüme olması son derece pozitif. Yani büyüme başladığında para gelişmekte olan ülkelere daha hızlı akıyor. Bunun Fed bilançosuyla para basmakla falan alakası yok. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme potansiyelleri daha yüksek, getiri potansiyelleri daha yüksek. Dolayısıyla da para buraya giriyor. O yüzden Amerika büyüdüğünde global büyümeyi de yukarı çekeceğini varsaydığımız için gelişmekte olan ülkeler için negatif değil. Ama sorun ne? Sorun aşılamada aslında kendisini gösteriyor. Yani aşılama tarafına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri şu anda 100 kişiden 24'ünü aşılayabilmiş durumda. Bize baktığınızda biz 10 kişiyi aşılamış durumdayız. Dünya 3.4 kişi, Avrupa 7.8. Yani bu arada kişi nasıl detay oluyor ona çok takılmayın. Ama demek istediğim şu, eğer Amerika
dediği gibi Mayıs sonuna kadar herkesi aşılamış olur ve dünyanın geri kalanı bunun çok altında aşılanmış olursa çok büyük bir ekonomik paketle beraber Amerika kendisini dünyadan ayrıştıracak. Yani Amerika büyüyor ama aşı veya hastalıktan dolayı diğer ülkeler eşit şekilde veya daha fazla büyüyemez olacaklar. Dolayısıyla Amerika'da baz faizler yükseliyor, sizin enflasyonunuz düşmüyor veya CDS priminiz düşmüyorsa otomatik olarak sizin katlanmanız gereken maliyet de artıyor olacak. Gelişmekte olan ülkeler açısından potansiyel negatif durumda bu. Ben bunu baz senaryo olarak almıyorum. Bence aşılama kısmı dünyanın her yerinde momentum kazanacaktır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme açısından böyle bir ayrışmaya giriyor olması son derece dolar pozitiftir, son derece Amerika pozitiftir. Diğer ülkelerde aynı oranda yansımayabilir. Şimdi bu söylediklerim birinci dinamikti. Yani piyasa dinamiği üzerinden konuştuk. 10 yıllıklar veya getiri eğrisi yukarıya doğru gidiyor. Bu olduğu zaman da işte değerlemeler, borç çevrilmesi vesaire üzerinde baskı oluşturuyor. Fed bu baskıları kısa ve orta vade olarak göz önünde tutması gerekir diye. Şimdi önümüzdeki günlerde zaten bugün biliyorsunuz iş gücü piyasasıyla ilgili verileri alacağız. Eğer burada da kuvvetli bir veri detaylarıyla beraber, çünkü FED sadece işsizlik oranına bakmıyorum dedi, detaylarıyla beraber kuvvetli bir veri görürsek piyasadaki panik biraz daha artacaktır. Zaten dün de paylaştım, eğer burada Powell piyasayı sakinleştiremezse önümüzdeki hafta yapılacak olan ihalelerde çok büyük bir ihtimalle daha yüksek getiriler talep etmeye başlayacak yatırımcılar. Ve önümüzdeki hafta çok daha kaotik olabilir bu ihaleleri gördüğümüz zaman. Şimdi bu noktadan ikinci noktaya geçelim. İkinci nokta nedir? İkinci nokta aslında bu hafta boyunca paylaştığım işte GC oranlarında, repo oranlarında eksi faizler, 10 yıllıklarda, 10 yıllık repolarda eksi faizler vesaire konusu. Şimdi o konu enteresan bir konu çünkü şunu hemen açarsam 5 Şubat'ta aslında ortalığın karışacağını söylemiştim. Çünkü bu tarafta özellikle hazinenin hesabında olan bitenlerin yaratacakları getiriler düşecek, repolar düşecek vesaire şeklinde henüz bir ay önceden zaten bu konu belliydi. Şimdi insanlar şaşırıyor, Allah Allah Amerikan 10 yıllık repolar nasıl eksi olabilir ve shortluyor mu vesaire, ama bunun aslında geleceğini biz görebiliyorduk. Nereden görüyoruz? Problem nedir? Şimdi bir iki noktayı pardon. Şimdi hazinenin Fed'de tuttuğu bir para var. Yani bu sizin bankada tuttuğunuz paraya benzer bir hesap diyebiliriz. Ve bu hesap kullanıldığı zaman aşağıya doğru iniyor. Yani şöyle uzun vadeli açarsam göreceksiniz, ara ara şişiyor. Yine burada krizden önce şişmişti. Şimdi aşağıya doğru gelmek durumunda. Neden aşağıya doğru gelmek durumunda? Çünkü başta 1.9 trilyon dolarlık paket olmak üzere pek çok harcamayı buradan fonlamak durumunda. Dolayısıyla aşağı yukarı bakın 400 milyar inmiş vaziyette. Normalde bunun aslında kaldığı seviyeler 600 milyarlar civarındadır. Ama işte Ağustos ayına kadar 120 milyara gerileme ihtimali var. Çünkü biliyorsunuz ara ara Amerika'da borçlanma tavanı tartışılır. O borçlanma tavanından önce hazine çakallık yapıp para tutmasın, borçlanma limitinin tartışıldığı tarihlerde düşük seviyede para tutması gerekir diye bir madde çıkarmış durumdalar. Dolayısıyla burasının çok daha aşağı, 1 trilyon daha aşağı gelme ihtimali var. 1 trilyon daha aşağı gelmesi ne anlama geliyor? Veya şurada gördüğünüz 400 milyar dolar aşağı gelmesi birilerinin hesabının, bankadaki hesabının şişmesi anlamına geliyor. Yani hazine harcıyor. Hazine harcadığı zaman, size çek gönderdiği zaman sizin bankadaki hesabınız, tasarrufunuz, mevduatınız artıyor. Veya XYZ şirketinden kazma kürek aldığı için XYZ şirketinin mevduatı bankacılık sisteminde artıyor. Bankacılık sisteminde bu artış yaşandığı zaman ne oluyor? Bankacılık sisteminin rezervleri de büyüyor. Yani onu da hemen ekleyelim.
Bu işte para basılıyor dediği piyasanın kısmı. Bakın bu tarafta da şunu eklediğimizde ikisini aynı birkaç trilyon doların lafı olmaz. O yüzden aynı şey üzerinden, aksis üzerinden gösterelim. Bunu da koyduğumuzda aşağı yukarı bakın aynı noktadan bankacılık sisteminin rezervlerinin de artmaya başladığını göreceksiniz. Yani burada iki tane temelde dinamik var. Birincisi tabii Fed aylık olarak almaya devam ediyor. 80 milyar hazine tahvili, 40 milyar mortgage tarafı. İkincisi de işte şuradaki azalma bakın buraya artış olarak geliyor. Dolayısıyla burası daha da artmaya devam edecek. Bu artışla beraber piyasadaki getirilerde de oynamalar yaşanıyor. Yani eskiden 2008 öncesinde nasıl bir toparlanma oluyordu veya nasıl bir para politikası vardı? Fed faizleri kullanarak piyasadaki rezerv oranını ayarlamaya çalışıyordu. Kabaca söylüyorum. 2008'den sonra ise Fed rezerv miktarını ayarlayarak piyasadaki faizleri oluşturmaya çalışıyor. Rezerv miktarını ayarlamak da çok kolay bir şey değil. 2019'daki repo krizinde de bunu gördük. Yani yeterli rezerv nedir sorusunun cevabı matematiksel olarak çıkmıyor. Twitter'da çıkıyor olabilir, YouTube'da çıkıyor olabilir. Çok para basıldı, altın patlıyor diyebilirsiniz. Ama gerçek dünyaya, hayal aleminden gerçek dünyaya geldiğinizde öyle olmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla da kısa vadede piyasaya çok para geldiği ve rezervler şiştiği için bunun karşılığında Amerikan hazinesi kısa vadeli borçlanmasını da azalttığı için bir anda T-bill'lere, kısa vadeli tahvillere çok ciddi anlamda talep geldiğini görüyoruz. Ve bu taleple beraber repo oranlarının da kısa vadede sıfırın altına kaydığını gördük. Bu iyi bir şey değil. Neden iyi bir şey değil? Hem teminat piyasası açısından iyi bir şey değil. Çünkü Amerikan tahvilleri teminat piyasasının teminat piramidinin tepesinde durur. Hem de Fed'in para politikasına baktığınızda yani şurada gördüğünüz efektif faizler, işte rezervler üzerine verilen faiz, overnight repolar bunların hepsi birbiriyle ilişkili. 10 yıllık repo faizlerinin eksiye gelmesinin tek nedeni işte shortlayalım değil, onduran 10 yıllıkları alıyorlar bu arada. Rezervlerin çekici hale getirilmesi için Amerikan tahvillerinin miktarının azaltılması gibi birbirine bağlı pek çok dinamik de var burada. Ama sözün kısası Fed'in para politikası şu andaki getirilerin yönüyle yani eksi repo faizleri, yukarı giden 10 yıllıklar vesaire bunlar birbirini ile çelişir hale geldi. Dolayısıyla ben Fed'in bir noktada kaçınılmaz bir şekilde bir ayarlama yapmasını düşünüyorum. Bir ayarlama yapmasından ne kastediyoruz? Şuradaki faizlerin yukarı çekilmesi ki giderek problematik hale geliyor. Çünkü burada yukarı doğru bir ayarlama yapıldığında piyasa bunu sıkılaştırma olarak okuma şeyinde artık niyetinde. Başka ne olabilir? İşte Operation Twist tarzı kısa vadeli varlıkları satıp ki bu defa 3 yıla kadar aşağı yukarı birkaç trilyon dolarlık varlık alımı var. Ve onları satıp uzun vadeli almak veya 80 milyarın içindeki kompozisyonunu değiştirmek veya getiri eğrisi kontrolü ki onun geleceğini zannetmiyorum gibi FOMC öncesinde paylaşacağım bazı detaylar var. Dolayısıyla da bunlar üzerinden gittiğimizde Fed'in bir şeyler yapması gerekecek gibi gözüküyor. Bir de tartıştığımız SLR oranı var. O da çok önemli. Çünkü o oranın tekrar Mart sonunda devreye girmesiyle Amerikan bankalarının hazine tahvili alma kapasitesi veya kredi verme kapasitesi sınırlanmış olacak. Dolayısıyla işler daha da karışabilir. Sonuç olarak geldiğimiz noktada ne olup bittiğini, Fed'in nasıl reaksiyon göstereceğini seyretmemiz gerekiyor. Şimdi pardon tekrar piyasa tarafına dönelim. Piyasa tarafında ne olacak? Çok yaşamone. Piyasa tarafına baktığımızda önce bir S&P tarafına isterseniz. Bakalım S&P tarafında. Evet, sesler için özür diliyorum. Monet'in arada solunum yollarında böyle problemleri olabiliyor. Şimdi bu tarafa baktığımızda
trend çizgisinin hırpalanmaya başladığını net bir şekilde görebiliyoruz. Benim buradaki beklentim hala değişmiş değil. Bana sorarsanız getiriler işsizlik oranındaki problemle de beraber bir yerde reel getiriler bu arada çok kritik. Bir yerde dengelenecek. Dolayısıyla ayı piyasasına girdiğimizi düşünmüyorum. Ama netice itibariyle trend çizgisinin kırıldığını görüyoruz. Şurada gördüğümüz dibinde test edilme ihtimali çok yüksek. Özellikle önümüzdeki hafta ihraçlarla beraber getirilerde yeni bir kaos görürsek, ki bunu tekrar söylüyorum, olma ihtimali yüksek, o zaman elbette daha düşük seviyeler söz konusu olacaktır. Yani minimum bir 100 puanlık daha aşağıya doğru bir hareketten bahsediyoruz bu tarafta diye düşünüyorum. Bugün açıklanacak olan işsizlik verisi kritik, onun üzerine zaten konuşacağız. Şimdi Euro tarafına gelelim. Euro tarafı biliyorsunuz işte Citibank'ın dolar çökecek tahminleri vardı vesaire vesaire. Bu da aslında çok yüksek short pozisyonlar nedeniyle şu an için gerçekleşmeyen bir tahmin. Önemli seviyelerdeyiz. 1.17-19 aralığı bence bu düzeltmede olabilecek bir aralık. Neden? İşte aşırı short pozisyonların iyice bir hırpalanması gerekiyor. Sonrası ne olur? Açıkçası Avrupa tarafı eğer toparlanamazsa ben yıl içinde 1.25'e doğru gideriz, ondan sonra dolar kuvvetlenmesi gelir diye paylaşıyordum sizinle. 1.25 ihtimali eğer Avrupa böyle giderse tabii azalıyor olacak, ama şu an için baktığımda ben bu hareketlerin dengeleneceğini düşündüğümden dolayı 1.17-1.19 arasında biraz daha paritenin sakinleşmesini, sonra son bir yukarı hareketinin daha olabileceğini düşünüyorum. Ama ana para birimi neden dolar olması gerekirin aslında güzel bir örneğini burada yaşıyoruz. Altından ziyade gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafına da gelirsek, burada önce 50 günlük ortalamanın altına kaydık. Ardından da şuradaki trend çizgisini ihlal ettik. Yani bu hareket çok güzel bir kırılma olmadı. Burada da artık şu dibe doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yani biraz daha aşağı seviyeleri konuşmak durumundayız. Şimdi buradaki tekrar aynı şeylerin üzerinden gidiyoruz ama anlaşılması açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın, 4 büyük merkez bankasının bilançosuna burada bakıyorsunuz. Bank of China'da, People's Bank of China'da bu işin içinde. Şimdi bu bilanço açarsa tabii daha faydalı olacak. Zaten yıllardır büyüme içinde. Bu bilançonun üzerine altını ve gümüşü ekleyeceğim. İnşallah 10 dakikadan önce ekleyebilirim. Bir yavaşlama var anladığım kadarıyla Bloomberg'te. Bunun üzerine eklediğimiz zaman şunu göreceğiz. Bilançodaki büyüme ile fiyatlar arasında dönemsel olarak bir korelasyon var gibi gözükse de temelde böyle bir durum söz konusu değil. Şuna gümüşü de ekleyelim. Biraz kaotik olsun görüntü. Ve tabii ki 2000 yılından başlatalım. Çünkü sadece FED para basmıyor. Herkes para basıyor. Umarım size de geliyordur o basılan paralar. Siz de faydalanıyorsunuzdur. Açalım 2000 yılına. Şimdi varlık alımı neden yapılıyor? Yani tırnak içinde FED neden para basma ihtiyacı hissediyor? Aslında olan biten şu. Şimdi önce şuna bakalım. Bakın görüyorsunuz, bu bilanço sakin bir seyir içindeyken altın ve gümüş yükseliyor. Dolayısıyla illa FED'in bilançosunun veya Merkez Bankası bilançolarının büyümesi gerekir gibi bir durum söz konusu değil. Kuralların açıklamasını görüyorsunuz bu arada. Şimdi altın ve gümüşün zirve yaptığı tahvil tarihlerde aşağı yukarı 12 trilyon dolarlık bir
4 büyük merkez bankası bilançosu olduğunu görüyoruz. Şu anda 28-29 trilyon dolar. Yani ikiye katlanmış basılan para ama altın fiyatları 2011 seviyesinin altında. Gümüşe dikkat edin. Gümüş yeni bir zirve yapmadı bile. Şimdi burada eğer işte piyasa şortluyor, büyük resmi görmüyorsun şart diyorsanız diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Yani siz görüyorsunuz o zaman eminim buradan satıp işte buradan alıp buradan tekrar satıp buradan tekrar alacaksınız. Ama buradaki ana olay bizi aslında şuraya getiriyor. Varlık alımı yapıldığında yani nominal faizi sıfıra çektiğinizde eğer deflasyon beklentileri varsa ki geçen sene çok net bir şekilde vardı, reel faizler hala artıda demektir. Dolayısıyla o artıda olan reel faizleri düşürmek için atılan bir adım bu. Bunu attığınızda reel faizleri düşürmeyi başarırsanız altın fiyatlarının yükselmesini sağlıyorsunuz. Bu adımları attığınızda reel faizler eğer ekonomik toparlanma, işte enflasyon herhangi bir nedenden dolayı yukarıya doğru gidiyorsa o zaman altın fiyatlarını yukarıya götüremiyorsunuz. Nitekim şu anda olan biten de kabaca bu. Bakın 26 trilyon dolardan 29 trilyon dolara 3 trilyon dolar büyümüş ama altının hareketine baktığınızda ciddi anlamda gerilemiş durumda. Kısacası bu taraf reel faizleri çok etkili bağlı olacak. Reel faizlerde ben hala artışın sınırlı olacağı tarafındayım. Dolayısıyla burada daha önce de defalarca söyledim 2011 tarzı bir büyük geri çekilme beklemiyorum ama alım için biraz daha sabredeceğim çünkü önümüzdeki haftada FOMC toplantısı da ciddi anlamda kaotik olabilir gibi gözüküyor. Bir önemli noktada hemen söyleyeyim. Çin büyüme beklentisini altının üzeri olarak belirledi. Pek çok detay geldi aslında Çin tarafından. Ama Çin'deki daha agresif büyüme bekleyenler açısından bu tip bir seviye biraz emtialar üzerinde de baskı yaratabilecek bir gelişme. Onu da not etmek isterim. Çok uzun sürdü. Kusura bakmayın. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.